Maçın en iyileri kim Galatasaray'da diye konuşuyorduk hocam. Yunus Akgün'ü çok beğendim. Torreira Saray ikilisi de hocam orta da sahada iyi. bayağı iyiler. Sarında da golü var. Sarı'nın attığı gol çok güzel bir gol. Yalnız şey slalom geçti ya şey yaparsın ya. Yunus da Uludağ'da kayak yaparsın <laughs> ya hop ceza alanı içti. Yaptın mı hocam hiç? Allah korusun hocam ayağım bayağı kırarım. Tehlikeli iş ben de kayak koyuyorum. yüzden yok abi yapmam. Futbolu bıraktıktan sonra denemedin mi hiç? Bir sefer yapmaya kalktık. E, Şeyden geri döndüm, bir tahtalara vurdum, düştüm yere. Bizim bir hesap var eski futbolcu almayla <laughs> onunla beraber Ankara'ya <laughs> Yok abi tehlikeli iş. Tabii, iyi futbolcunun yapacağı iş değil. lazım. Ya profesyonel futbolcunun yapacağı iş değil. Ya yok. şey yaptı işte. Schumacher hala Schumacher, koma, koma. Hala öyle ya yok abi. Hala komada değil mi? Evet. Yani bir... Kolay değil abi. Evet. Peki. Yok. Hocam bildiğin işi yapacaksın. Aynen öyle. O krallık yapmayacaksın, bildiğin işi yapacaksın. Bildiğin işte o krallık yap. He. Ama bilmediğin işe girme abi. Evet. Ben öyle diyorum. Tabii bu alından alından. Mourinho geldi. Evet. Şimdi Mourinho acaba ne diyecek? Şu anda Mourinho birazdan konuşacak sevgili seyirciler, arkadaşlarımız da dinliyor kelime Çok kelime. Ediyorum. Çok merak ediyoruz. Şey yapalım mı hocam, betimleyelim biraz Mourinho'nun yüz ifadesini, boynunu kaşıyor. Şu anda üzgün üzgün ekrana bakıyor. Fırat Evet. Fırat Dağınık. Biraz enerjisi düşmüş. Yüzü bayağı bir düşmüş. Şeyi gördün değil mi hocam? 3-1'de penaltı esnasında kamera Mourinho'ya döndü. Yardımcısı bir şeyler anlatırken hani ben yani ne anlatıyorsun gitti maç gibilerinden bir yüz ifadesi vardı. 72. dakikada falan öyle bir yüz ifadesi vardı. Takım yani. gittikçe çöktü. Yani Gal Galatasaray aman aman değildi sonlara doğru bir 20 dakika falan. Yani üstü, Galatasaray belki gol yese Can ile giderdi ama Fener'de Can bir tavır koyma olmadı. Yani, ben üç bir geridesin. Bir tavır koy anlıyor musun? Evet. Olmadı. Hocam şu fotoğrafa bakar mısın? Ee, Okan Burun Mourinho'ya e, bakışı yani bu Derbi'nin fotoğrafı olabilir mi hocam? Gecenin Olur. fotoğrafı bence... Hani var ya böyle yılın fotoğrafı seçilir. Ajansların Olur. böyle savaşlardan falan. Keşke olmasa tabii de. Enteresan fotoğraflar çekilir. Gecenin fotoğrafı bu olabilir. Efendim arkadaşlar? Yok. Huryonun yani. haline mi gülüyor Okan? Evet. Öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor. Yani... Mourinho'nun ne dediklerini birazdan ekrana vereceğiz. Şu fotoğrafı bir sen bence hocam bir betimlersin, yorumlarsın şöyle bir yani iki tarafın Ya hali ruh alay hali. alay olmaz. Okan alay yapacağını zannetmiyorum da yani Mourinho'nun bu duruma düşeceğini o da tahmin etmiyor herhalde. Bence bak öyle, öyle Fenerbahçe bekliyor mudur Galatasaray? He? Bu kadar böyle geride bekleyecek. Ondan sonra Hayır. Yani böyle etkisiz. Yani enteresan. Basarak oynayan Fener bugün oynayamadı filan. Ama abi, hocam. Yaş farkı, mücadele farkı tesir ediyor. İki kişi eksik oynuyorsun. O simenin enerjisi Oynadığı mı? müddetçe iki kişi eksik oynadın abi. Kimler? Sen söyle. tadi Ceko. O kadar. Doğru mu? İkisi bir adam eder miydi? 50-50? Bugün etmez Olmazdı. Peki Galatasaray'ın iki kenarına bak. Yunus bir kere maçın adamı. Öteki? Öbür tarafta da zaten Barış Alper bayağı he. boğuştu etti. E şimdi ikisine bak, ikisine bak. İkisi kaç yaşında? Ha, Yunusla, Barış'la Yunus'u şey, topla, elli etmez. Et Baksın çocuklar, baksınlar abi. Hemen bakalım Barış'la e, Yunus Akgün'ün yaşlarına. Yunus, Barış? 23-25-48 gibi bir şeyde bakıyorlar. Ha, Mourinho'nun açıklamaları gelmiş hocam. Yaş olayını unutmayalım arkadaşlar. Hemen söyleyelim ama Mourinho'nun açıklamalarını bir dinleyelim. Maça hızlı başladık, domine ettik ama hiç önemi yok. 3-1'den sonra her şeyi riske ettik ama önemi yok. Ne kadar kaçırdığınızın önemi yok. Biz sadece penaltı noktasından şutumuzu gole çevirdik. Onlar daha çok gol attığı için kazandı. Var mı devamı? Bekliyoruz. Evet hocam. Yani öne önemi yok diyor. 24 24'müş. Yaşları 48 ediyor. Ceko ile Tadiç 39 36. Maşallah hocam. Bayağı Kaç? bir bayağı bir fark var. Kaç? 24 24 48. Ceko ile Tadiç'e de bakıyor arkadaşlar. Ceko galiba 30 38. Tadiç de 36 galiba. Kaç yapıyor? Toprak? 35 mi? 73. Kaç fark var? Uf. Bayağı fark var hocam. 25 yaş fark var aralarında. Yani bir topçu da alabilirsin araya. Alırsın bir genç daha transfer edersin. Bir topçu da alabilirsin. Vallahi iyi tespit ettin onu. Hocam çok basit. Hocam evet. öyle veya böyle yaş çok önemli abi. Futbol oynuyorsun abicim. Diri olacaksın, genç olacaksın falan. Hani ikisinin yaşına bak bir de bu ikisinin yaşına bak. Bir tane daha topçu alabilirsin. Bir de bunlar hem çabuk hem süratli. Diğer ikisi hem ağır hem süratsiz. Yani Ha diğer maçları döndürebilirler başka takımlara. Ama böyle özel maçları döndüremezler zorlanırlar. Hocam bu sezon şampiyonluğu zaten böyle maçlar belirleyecek değil evet. mi? Diğer takımlarla arada uçurum var. Derbileri kaybeden geçmiş olsun şampiyonluğu verecek. 32 maçlık serisi de sona ermiş Fenerbahçe'nin e, yenilmezlik serisi. Sezgin Gelmez'e mi gidiyoruz? Gidelim. E, Sezgin Gelmez'de herhalde ben önemli diyor. bir e, gelişme var. Mourinho'yu vereceğim. Bir Sezgin Gelmez'de herhalde önemli bir not var. Sezgin abi söz sende. İyi yayınlar diliyorum Onur Yıldız. Hocam iyi yayınlar. Onur Yıldız maç sonu Galatasaray yönetimi bulunduğu yerde birbirlerine sarılarak sevinirken İbrahim Atipoğlu var burada yönetimden Eray Yazgan var. Bu sırada Fenerbahçeli taraftarların bir tepkisi oluyor Galatasaraylı yöneticilere. Orada bulunan Galatasaraylı Şeref tribünde maçı izleyenlere bir tepkisi oluyor. İşte o sırada bu tepki büyümeden Galatasaray'ın oradaki korumaları ve emniyet güçleri devreye giriyor. Olay büyümeden Fazla büyümeden değil, büyümeden değil, fazla büyümeden engelleniyor hmm. ve e, yatıştırılıyor ortalık ve biraz önce e, ben yanlarındaydım İbrahim Hatipoğlu olsun, Eray Yazgan olsun. Şu anda e, güvenlik tedbirleri alınmış durumda. E, bulundukları yerde şeref Tribünü'nün lobisinde bekletiliyorlar. Ee, çok kısa bir süre sonra herhalde önlemler alınınca daha da alınınca e, onları da oradan e, bırakacaklar e, ve e, gelen otobüse binerek e, buradan Fenerbahçe sınanına ayrılacaklar Onur yıldız. Evet Sezgin Gelmez teşekkür ediyorum. Şimdi öyle girince söze ben de Allah korusun geçen sezonki gibi mi oldu dedim. Çünkü hatırlarsın hocam. Bayağı önlem var bu son. Evet. Mesela Galatasaraylı oyuncular sevilirken spor şeyi polisi bayağı etraflarını çevirdiler. Önemli bir detay o da. Galatasaray... Bugün yollarda da bir şeyler vardı. Çok polis arkadaşı gördüm. Acaba bu maç yüzünden mi yoksa şeyden mi bilmiyorum. Yalnız Katıköy tarafından geldim ben. Bir arkadaşın evinde kaldık akşam. Felaket önden vardı hocam. Ha. Heh, şimdi saat iki gibi iki buçuk gibi geçtim felaket önlem vardı. Evet Allah'tan e, yani önlem alınca zaten bir şey olmuyor Okey. hocam da evet. işte e, bazen başımıza geldikten sonra önlem alıyoruz. The Special One'ı bilirsin hocam özel biri diye. Burada da Galatasaray The Winner One kazanan biri diye paylaşım yapmış. Öyle mi? The Winner One kazanan diyor Galatasaray'ın İngilizce hesabının paylaşımı. Gerçekten e, dediğim gibi 3-5 dakikada bir böyle... Galatasaray'dan sürekli paylaşım gelecek gibi duruyor. Bunlar ama şey, bunlar güzel hocam. Böyle ya. olsun. Fenerbahçe kazansın, espriyi yapsın, Galatasaray kazansın Hı. ama işte geçen seneki gibi öyle kavgalar, dövüşler hani hala davası devam ediyor o işlerin. O olmasın yani. Evet. Bunlar güzel espriler. Mourinho'nun gelmesi Galatasaray'ın şampiyonluğunu gölgede bırakmıştı. Hmm. Hatırla. Evet. Hani Mourinho gelince Galatasaray falan ama şimdi de işlerse döndü. Galatasaray'ın galibiyeti de Mourinho'yu mu gölgede bıraktı diyorsun? E tabi. Hmm. Evet. Ters oldu. Peki. Gölgede olduğunu düşündüğün Mourinho neler demiş? Futbol bu. Amrabat çok iyi ikinci yarı geçirdi. Sahte stoper olarak harika oynadı. İrfan ve En de elinden geleni yaptı. En şans da buldu ama atamadı. Sonradan girenlerin suçlanmasını kabul edemem. Rakip iki tac atışından gol attı. Bu onların suçu değil bizim suçumuz. Biraz öz eleştiri de yapmış. La de masallar anlatmış bana abi. Mourinho yemezler. Mourinho yemezler öyle. Sen bunları başkalarına anlat yerlerde. Ben yemem. Ama yiyecek adam vardır. Hikaye anlatıyorsun. Top oynamadın abi. Hocam bundan sonra... Futbol efendim. oynamadın top değil. Top oynadın pardon. Hmm. Sen top oynadın. Galatasaray biraz futbol oynadı evet. bak. Öyle anlatayım o zaman. Evet. Galatasaray biraz futbol oynadı. Sen top oynadın. Evet. Hocam sen... sen de takımın başındasın. Kaptan sensin. Aynen dümen de sen varsın. Senin gemin bugün battı. Nasıl çıkaracaksın onu deniz altına Anlamam şu? Bayağı battı. Hocam az önce dedin ya artık yemezler diye. Olmaz Yiyen varsa yesin dedin. Artık 10. yıl olmuş. 10 yılı geçmiş şampiyon olamadan Fenerbahçe taraftarının 10 yılı geçmiş yememesi lazım artık. Yani artık bazı şeyleri ısrarla da yiyorlarsa tabii kendileri o ayrı bir bilirler. Olay, o onların sorunu. Son cümleyi bir okuyayım. Tolga bir kez daha verebilir misin? Mourinho'nun son cümlesi galiba değil mi? Peki bakalım. Son cümlesi. Bu arada sosyal medyada, YouTube'da bizi izleyen, takip edenlere çok teşekkür ediyoruz. Müthiş bir ilgi var bugün programa. Çok teşekkür ederiz. Galatasaray'ın bizden çok fazla iyi, çok daha üstün oynadığını düşünmüyorum. Ama onlar girdikleri pozisyonları gole çevirdi, biz atamadık. Katılıyor musun bu analize? Hayır. Senden çok iyi oynamadılar peki? Senden çok üstün oynamadılar. Peki sen ne yaptın? Ben seyrettiğimde Galatasaray senden 80 dakika boyunca üstün oynadı. Şöyle oldu. Galatasaray istediğini oynadı. Seni istediği gibi oynattı Galatasaray. Kapattı. Sen bir şey yapamadın. Evet. Galatasaray sana yürüye yürüye gol attı. Şey golü sol ayaklı girdi ya cezalandı. Sara. Sana'nın golü yürüye değil yürüye de. gol attı sana ver taştan dediği gol işte o al ver al ver. Seni ber. güç basın. Posi... Abi o senin sorunun benim değil ki. Hmm. Bir paylaşım yani daha tacı yani. dikkatli attırtma Adır rakiplere. Hmm. Yedirme adam yürüyor evet. yürüye yürüye gol attı sana. Öyle oldu evet. Yürüye yürüye gol attı ya seyirciler seyretmeyenler seyrediler derler. Evet. Yürüye yürüye ceza alanına girdi Solalom yaptı gol attı. Tam ekran verir misin Tolga bunu? Bir paylaşım daha gelmiş. Bunu sana zahmet bir tam ekran. Ağlayan biri, the special one demiştik ya hani özel biri diye. Burada da ağlayan biri diye e, paylaşım yapmış Galatasaray. Kadıköy civarındaki mağazalarda satışta diyor Hı. Galatasaray. Şimdi çok kısa, hemen bir dakikadan bile kısa bir reklamımız var. Buradayız, hiçbir yere ayrılmayın sevgili seyirciler. Buradayız, geliyoruz.